Arkadaşlar, bugün sizlerle olumlu bakın. Telefonunuzda virüs olduğunu gösteren 9 işaret videosunu izleyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlarım dikkat edin. İşte telefonunuzda virüs olduğunu gösteren 9 işaret. Şu. Hayır. Öyle bir virüs değil. Akıllı telefonlar hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Ancak maalesef bu teknolojik aletlerin sayısının artmasıyla kötü amaçlı yazılım saldırıları da arttı. Bu yüzden herkesin çok sevdiği akıllı telefonuna virüs girdiğini gösteren işaretleri bilmeli. Ama telefonunuza virüs girip girmediğini ve hatta virüs girdiğini öğrenmeden önce abone olduğunuz tuşuna ve bildirim çanını çalın. Böylece hatta gizleyen siz olabilirsiniz. Virüsler akıllı telefonlar için bir tehdit oluşturur. Bu virüsler kişisel bir hırsızlığı, virüs girip girmediğini anlamanın bazı yolları var. Bir numara. Çarşınız modern çok daha hızlı biter. Modern telefonların eski telefonlardan çok daha güçlü bataryaları var. Bazı modellerin şarjı 2 gün bile dayanıyor. Akıllı telefonunuzun şarjının normalden daha hızlı bittiğini fark etmeye başlarsanız cihazınızda virüs veya zararlı yazılım bulaşmış olabilir. Virüslerin çoğu varlığını belli etmez. Arka planda çalıştıkları için şarjınız bu kadar çabuk biter. Ama iyi tarafından bakarsak şarjınızın hızlı bitmesi telefonunuzdaki virüsü tespit etmenize yardımcı olacaktır. 2 numara. Telefon konuşmalarınız kesilir ve suç küçük kardeşiniz değildir. Eğer çağrılarınız düşmüyorsa veya konuşmalarınız garip bir şekilde kesiliyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. Çağrıların düşmemesi ve kesiler bağlantıdan veya operatörden kaynaklanabilir. Kötü hava koşulları da telefon konuşmalarınızı etkileyebilir. Ancak bu durum sık sık tekrarlanıyorsa sorun virüs olabilir. Virüslerin çoğu telefon konuşmalarının hepsini kötü etkiler. 3 numara. Gizemli aramalar fark edersiniz. Birini aramadığınız halde çağrı kaydınıza arama görünüyorsa ya da başkalarına aslında sizin gönderdiğiniz mesajlar gidiyorsa şüphelenmeye başlamalısınız. Eğer arkadaşlarınız ya da aileniz telefonunuzu kullanmadıysa cihazınıza virüs bulaşmış olma ihtimali yüksektir. Bazı virüsler akıllı telefondan mesaj göndermek veya arama yapmak üzere oluşturulurlar ve bu şekilde çoğalırlar. Eğer arkadaşlarınız sizden şüpheli bağlantılar için istenmeyen mesajlar alıyorsa telefonunuz virüs kapmıştır. 4 numara. Sürekli istenmeyen reklam pencereleri açılır. Çoğu durumda telefonunuzda sürekli reklam belirmesi ve istenmeyen reklam pencereleri akıllı telefonunda virüs girdiğinin göstergesidir. Muhtemelen akıllı telefonunuza reklam yazılımı içeren bir uygulama indirmişsinizdir. Bu tür istenmeyen ekran pencereleri genellikle güvenilmez internet siteleriyle bağlantılıdır. Eğer açılı pencerelerin gösterdiği bağlantıya tıklarsanız telefonunuza yeni virüsler sızabilir. Hangisinin reklam içerdiğini anlamak için en son yüklediğiniz uygulamaları kontrol edin. Bulduğunuzda hemen telefonunuzdan kaldırın. 5 numara. Telefonunuzda yüklemediğiniz uygulamalar belirir. Telefonunuza virüs girdiğinin yaygın olan bir başka işareti de telefonunuzda yeni uygulamaların belirmesidir. Siz yüklemediğiniz halde telefonunuzda yeni uygulamalar görürsünüz. Nedeni çok basit. Telefon virüsleri cihazınızda başka yazılımlar kurma eğiliminde olurlar. Bu sayede beraber çalışıp güç kazanır. Telefonunuz aşırı ısınır. Virüslaşmış telefonlar genellikle aşırı ısınmaktan muzdaripler. Virüsler ve solucanlar akıllı telefonunuzun tüm kaynaklarını kullanır ve cihazınıza yük olur. Sonuç olarak telefonunuz aşırı ısınır. Cihazınız fazlasıyla yavaşladıysa ve çok fazla kullanmadığınız halde ısınıyorsa büyük ihtimalle virüs bulaşmıştır. Bir numara. Akıllı telefonunuz normalden daha fazla mobil veri kullanır. Akıllı telefonunuza virüs bulaştıysa mobil veri kullanımında gözle görülür bir artış fark edebilirsiniz. Zararlı bir virüs, bilgi göndermek ve açılı pencere ekranlarını göstermek için telefonunuzun mobil verisini kullanabilir.
Neyse ki bu problemi kolayca çözebilirsiniz. Android telefonlarda veri kullanımınızı sınırlandırmaya yardımcı olabilecek ayarlar vardır. Ayarlar menüsüne girin ve kablosuz bağlantı ve ağlar kısmına tıklayın. Sonra veri kullanımına dokunun ve mobil veri sınırını belirleyi seçin. Parmağınızla kaydırarak mobil veri sınırını ayarlayabilirsiniz. 8 numara. Telefon faturanız çok fazla gelebilir. Telefon faturanızın çok fazla gelmesi, akıllı telefonunuza virüs girdiğinin kesin bir işaretidir. Bazı zararlı yazılımlar, ayda bir veya iki tane mesaj gönderilir. Ayrıca bu yazılımlar ocağınızda diktikten sonra bedelleri kontrol sadece telefon durumlarınıza dikkat edin. Ödelik ücretleri ya da gizemli kesintiler elektriklerini... Arkadaşlar bir dakika. Şunal sen misin? Bir kaptığı gösterir. 9 numara. Uygulamalar sık sık çöker. Akıllı telefonunuza oynadığınız oyun aniden çökerse bu şüphe uyandırır. Fakat uygulamalar sürekli çöküp duruyorsa bir şeyler gerçekten ters gidiyor demektir. Neredeyse tüm virüsler telefonunuzdaki uygulamaları etkiler. Sonuç olarak uygulamalar gerektiği gibi çalışmaz veya bir şekilde çöker. Başka bir belirti ise ekranda Bluetooth ya da başka bir simginin olmamasıdır. Eğer akıllı telefonunuza virüs bulaştıysa bunlar görüntülenmeyebilir. Telefonunuza virüs bulaşmasını engellemek için uygulamalarınızı zamanında güncellemeye çalışın. İşte en yaygın görülen akıllı telefon virüsleri. 1. Truva atı. Trojan. Bu virüs genellikle ilk bakışta zararsız görünen bir uygulamaya dahil edilir. Bu uygulamayı indirir indirmez zararlı yazılım aktif hale gelir ve telefonunuza ulaşır. Bu aşamadan sonra kişisel verilerinizi telefondan sızdırabilir. Truva atı virüsü telefonunuzdaki uygulamaları kaldırabilir ve telefonunuzun pahalı mesajlar göndermesine sebep olabilir. Hatta daha da kötüsü, cihazınızı tamamen felç edebilir. Truva atı virüslerinin en ünlüleri Hammer ve Scalzer. 2 numara. Normal bir kullanıcı giriş sayfasına benzer. Videomuz yükleniyor. Telefonunuza bu zararlı yazılımın bulaştığını anlamazsınız. Ancak telefonunuz virüs bulaşıp bulaşmaz kişisel bilgilerinizi toplamaya başlar. Bu bilgilere kişileriniz, konumunuz, tarama geçmişiniz ve hatta tercihleriniz de dahil. Sonrasında bu veriler genellikle bir reklam şirketi olan üçüncü şahıslara aktarılır. 5 numara bilgi yazılımı. Bu virüs cihazı ve sahibini telefonun kontrolü yeniden kazanmak için video ödemek zorunda bırakır. Bu zararlı yazılımların modern alanı hesabını değiştirebilir ve güvenlik kodunuza PIN kodunuzu değiştirebilir. Bu virüs telefonunuza güvenli olmayan ya da kötü amaçlı siteleri ziyaret ettiğinizde ya da güvenilir olmayan uygulamalar indirdiğinizde girebilir. Gördüğünüz gibi akıllı telefonunuzdaki bir tanecik virüs bile başınıza birçok dert açabilir. Bu yüzden telefonlarınızı virüsten korumak çok önemlidir. İşte virüslerden korunmak için birkaç tüyo daha. Akıllı telefonunuzun yazılımını sürekli güncelleyin. Her yeni güncelleme hata düzeltmeleri içerir. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemeyin. Android cihazınızdan ayarlar güvenlik kısmını seçin. Cihaz yönetimini bulun ve bilmeyen kaynakları arayın. Bu ayar işaretli olmamalıdır. Cihazınızın siz şifre girmeden hiçbir uygulamayı indirmesine asla dinlemeyin. Bir uygulama indirmeden önce uygulamanın nelere erişim istediğini kontrol edin. İnternet arayıcılarının internete fotoğraf uygulamalarının depolama alanında erişmek istemesi normaldir. Ancak uygulamanın erişim istedikleri arasında bir şey fark ederseniz uygulamayı yüklemeyin. İyi bir antivirüs programı yükleyin. Telefonun kendisinde olan ücretsiz programlar fena değildir ama çok etkili de değillerdir. Eğer günlük olarak
internet kullanırsanız profesyonel antivirüs programı kullanmalısınız. E-mail eklentilerini virüs sıralaması yapmadan açmayın ya da indirmeyin. Maili en iyi arkadaşınız göndermiş bile olsa, mesela Gmail'in kendi tarayıcısını kullanarak maili virüs sıralamasından geçirseniz iyi olur. Korku rüya görmektense uyanık yatmak iyidir. Verilerinizi düzenli aralıklarla yedekleyin. Bu sayede virüs verilerinize zarar verirse ya da onları tamamen silerse geri yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz şeye dokunmadan önce ekranda gördüklerinizi okuyun. Eğer telefonunuzda bir tane istemeyen bir pencere açılırsa, üçüncü bir tarafın kimlik bilgilerinizi ele geçirmek için sizi kandırmaya çalışıyor olması muhtemeldir. Nereye tıkladıysa her zaman dikkat edin. İşte bu kadar. Peki siz telefonunuzu virüslerden nasıl koruyorsunuz? Deneyimlerinizi aşağıda yorumlarda paylaşın. Beğen tuşuna basmayı, bu videoyu arkadaşınızla paylaşmayı ve bu kanala abone olarak hayata olumlu bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyleydi. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.